kimlerimize değil, yaşamın her alanına kayyum atamaya devam edeceklerdir. Artık söz konusu olan sadece Kürdün kazanmış olduğu bir belediye değil bir sandık değil. Söz konusu olan sadece Mehmet Sıddık Akkuş, Akkuş arkadaşımız bir an tekçe arkadaşımız değil. Saray ve MHP iktidarı el ele vermiş Kürt halkının gerçekliğini inkar ediyor. Bu mesele artık bir ulusal onur meselesidir. Birazcık vicdanı olan, onur sahibi olan, ben Kürdüm diyen her AKP'liye bu haksızlığa karşı ses çıkarmaya davet ediyoruz. Şimdi değilse ne zaman ses çıkaracaksınız? Bu kadar adaletsizlik karşısında bugün susacaksanız yarın bu toplumun içerisine nasıl çıkacaksınız? Çocuklarınız, torunlarınız bu adaletsizlik olurken, bu gasp olurken, bu Kürdün iradesini yoksayan, Kürdün iradesini hapseden, cezaevlerine atan bu sistem yürürken siz AKP'de ne yapıyorsunuz, sorusunu sordukları zaman onlara cevap vereceğiniz bir tutum içerisinde olun. Tavrınızı gösterin, emin olun. Kürtler, emekçiler, ezilenler bu zor günlerde, iradesini ortaya koyan sözünü sakınmadan çekinmeden söyleyen hiç kimseyi unutmayacaktır. Ama bu günlerde susan bu zulmü izleyenleri de unutmayacağımızı, halkımızın unutmayacağını da bir kez daha belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, aslında bunlar Hakkari'de yaptıklarıyla yeni anayasanın içeriğine dair de çok güçlü ipuçları bizlere verdiler. Şimdi size yeni Türkiye Cumhuriyeti anayasasının ilk iki maddesini açıklıyorum. Yeni anayasa madde bir Kürtler Türkiye'de sömürge bir halktır. Sömürge kurallarıyla yönetilir diye yazın. Madde iki Madde 2. Kürt halkının seçme ve seçilme hakkı yoktur. Yaşadıkları kentleri yönetme hakkı yoktur diye yazın. AKP, MHP, JITEM ittifakının yeni anayasadan anladığı zaten bu değil mi? Bu iki maddeyi en başa yazsınlar. Desinler ki, Kürtler bulunduğu, Kürtlerin bulunduğu yerlerde yerel seçim yapılmayacaktır. Desinler ki Kürtler genel seçimlerde eğer milletvekili seçerlerse yerleri cezaevidir. Ya biraz açık yürekli olun, biraz samimi olun, biraz şeffaf olun, takiyeyi bırakın. iki yüzlü politikalardan artık vazgeçin diyoruz. Bunları yazın ki bizim sizin ne kadar adaletsiz, hukuksuz olduğunuzu gördüğümüz gibi dünya halkları da sizin ne olduğunuzu, kim olduğunuzu çok iyi anlasınlar. Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, AKP, MHP'nin normalleşme iddiası buraya kadarmış. İşte burada çöktü. Normalleşme dedikleri Kürt düşmanlığında zirve yapmaktır. Normalleşme iddiaları kayyum zihniyetinin altında ezilmiştir. Normalleşmenin Kürtleri kapsamadığı, ezilenleri, emekçileri kapsamadığı bir kez daha bu Hakkari kararıyla birlikte açığa çıkmıştır. Yeni normalleşme Hakkari'dir. İktidar kararını vermiştir. Normalleşme ırkçı MHP'yi pusula yaparak çetelerle kol kola suç işlemek olduğunu bu karar ortaya koymuştur. Bakın bir partinin genel başkanı bu haksız hukuksuz kararı verenlere diyor ki sizi yürekten kutluyorum. Ama emin olun biz yüreklerimizde bu kararı veren, bu kararı alkışlayanları asla unut, unutmayacağız. Bu haksızlığı alkışlayanların <laughs> bu haksızlığı alkışlayanların yüreği kurusun diyoruz. Bu kadar acıya, bu kadar yıkıma sebebiyet verenler Allah'tan bulsun inşallah. Değerli arkadaşlar Erdoğan kırmızı çizgilerimizden taviz vermeyeceğiz diye bir açıklama yaptı. Hemen peşinde de herkesi kucaklayacağız dedi. İşte sonuç ortada. Bugüne kadar Ankara kriterleri, Ankara kriterleri, Ankara kriterleri deyip durdular. Her şeye de bir Türk modeli bulmaya çalışıyorlar ya. Hep yeni diye başına bir şey koyuyorlar ama eskiden daha kötü sonuçlarla memleket hep karşılaşıyor. Ankara kriterleri mer kayyum kriterleriymiş. Ankara kriterlerinin adı artık kayyum kriterleri olarak Türkiye'deki halklar tarafından kaydedilmiştir. Alın normalleşmenizi de yeni anayasanızı da başınıza çalın. Hedef Hakkari'de belki Kürtün, Kürt'ün iradesidir ama tuzak barış ve demokrasi isteyenleredir. Türkiye haklarındadır. Bu ülkedeki halklar, bu ülkenin emekçisi yoksulu, genci kadını bu zulüm karşısında ortaklaşmadığı müddetçe bu günleri çok göreceğiz. Şimdi değilse ne zaman ortaklaşacağız? Onun için buradan emekçilere, yoksullara, kadınlara ezilenlere, demokratlara bir çağrı yapmak istiyorum. Bugün, hemen şimdi, bulunduğumuz her yerde, her caddede, her sokakta, her sorun alanında, parti sormadan, parti ismine takılmadan, Kürt, Türk, Alevi, Sünni demeden bir araya gelip bu zulüm düzenini artık dur dememizin zamanı gelmedi mi? Önümüzdeki dönem değerli hakların, emekçilerin, bu duruşu hayata geçirmesi için de DEM Parti olarak elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağımızı belirtmek istiyorum. Artık bana dokunmayan yılan bin yaşasın dönemini kapatmak gerekiyor. Bu ülkenin başına ne geldiyse Kürt dövüldüğü zaman emekçinin akı gasp edildiği zaman devrimci işkence gördüğü zaman yanlarında olmadığımız için ses çıkarmadığımız için sahip çıkmadığımız için oldu. Demek ki önümüzdeki dönem emekçinin, yoksulun, Kürt'ün karşılaşmış olduğu hukuksuzluk karşısında artık ses çıkarmamız gerekiyor. Aksi halde bu darbeler devam edecektir. Bu darbe anlayışıyla mücadele etmek bizim kurtuluşumuzdur. Emin olun gençlerimizin, kadın yoldaşlarımızın kurtuluşu bu darbe anlayışıyla mücadele etmekten geçiyor. Kusuramız nedir? Kusuramız Van'daki dayanışma ve direniştir. Van'daki ortak mücadeledir. Ortak mücadele zeminini Türkiye'nin her yerine yaymaktır. Sevgili arkadaşlar, milletvekillerimizi cezaevine attılar. Hala cezaevindeler. Belediyelerimize kayyum atadılar. Hasta mahpusları tedavi etmiyorlar. Her gün bir yoldaşımızın, arkadaşımızın cenazesini almak zorunda kalıyoruz. Sokakta gaz, cop, toma zaten saldırıları sürekli devam ediyor. Mezarlıklarımızı bile bombaladılar. Ya kemiklere bile tahammül etmeyen bir sistemle, bir anlayışla karşı karşıyayız. Normalleşmeymiş, yeniymiş, kucaklaşmaymış, Ve hatırlatıyorum buradan. Recep Tayyip Erdoğan benim de milletvekili olduğum Siirt'te milletvekili seçildikten pardon benim milletvekili olduğum Siirt'te bir şiir okuduğu için yargılandı ve ceza aldı değil mi? Evet. Peki ne oldu? O dönem 28 Şubat darbecileri ülkenin gidişatına yön veriyordu. Beğenmedikleri o darbeciler bile. Erdoğan görevden alındıktan sonra belediye baş, yeni belediye başkanlığı meclisin seçmesi için zemin hazırladılar. Ali Mühüfut Gürtuna Erdoğan görevden alındıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde seçildi. 28 Şubat darbe deyip ağzlarını açıp oraya gönderme yapanlar 28 Şubat darbecilerin bile gerisindeler. Kenan Evren'e bile rahmet okutacak bir pratik içerisindedirler. Peki şimdi ne oldu? O zaman haktı meclisin seçmesi değil mi? Ama şimdi direkt kayım atıyorsun. Ortada bir ceza yokken, kesinleşmiş bir karar yokken bunları not ediyoruz. Bunları unutmayacağız. Bu darbecilerden daha geliş bir, daha geri bir anlayışa, zihniyete sahip olan bu anlayışı Kürtler, emekçiler bir yere not edecek günü yeri geldiği zaman da bunlara sandıkta gerekli olan cevabı verecektir. Değerli arkadaşlar pes etmeyeceğiz, yılmayacağız, yorulmayacağız, mücadele edeceğiz. Asla geri adım atmayacağımızı belirtmek istiyorum. Belediyelerimizi,